Selamünaleyküm saygıdeğer izleyiciler. Bugün de 10. sözden 11. hakikati işlemeye devam edelim. Bir kısmında kalmıştık. Bir miktar daha yürüyelim. Evet, 11. hakikat bize insaniyet babıyla Hak isminin cilvesi olarak Üstad Hazretleri bu sözü anlatmıştı. Hem hiç kabil midir ki Hakim-i mutlak, Hakim-i mutlak, Rahim-i mutlak olan Cenab-ı Allah hakimdir, mutlak rahimdir, mutlak hakimdir. Böyle bir sıfata sahip olan, böyle bir isme sahip olan Cenab-ı Allah insana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla Halık'ının muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsizce tecelliyatını ölçerek bilip, evet Cenab-ı Allah insana sınırsız bir istidat veriyor, bir duygu yoğunluğu veriyor, bir kabiliyet veriyor. Bu kabiliyetlerle öyle kabiliyetleri var ki Allah, Cenab-ı Allah isimleriyle bu insana verdiği sıfatları zenginleştiriyor ve bu sıfatları insanlara veriyor. Nedir bu sıfatlar? Öyle bir sıfatlar ki yer ile gök arasında dağların kaldırmaktan çekindiği, yüklenmekten çekindiği büyük emaneti insan bu sıfatlarla yükleniyor. Büyük emaneti yükleniyor. Yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla Halık'ının, Allah'ın geniş sıfatlarını, sınırsız sıfatlarını insan her ne kadar insan çok sayıda istidada, kabiliyete, yeteneğe sahip olsa da İnsanın sıfatları küçücüktür, cüz'idir, ölçüleri cüz'idir, sanatçıkları vardır insanın, Allah'ın sanatına karşı insanın sanatı fevkalade küçüktür. Bu ölçücüklerle, küçücük sanat ölçücükleriyle, küçük cüz'i ölçülerle Allah'ın büyük ve geniş ve sınırsız sıfatlarını, külli şuunatını, çok büyük kainatı kuşatmış olan, bütün varlıkları kuşatmış olan, bütün varlıklara geçen, tasarrufu her şeye geçen şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını, sınırsız tecellilerini ölçerek bilip, burada insanda bir ölçme görevi var. Evet, insan nedir ki Allah'ın bu sınırsız sıfatlarını ölçüyor? Bunun üzerine bir miktar duralım. İnsan küçücük ilmiyle Allah'ın sınırsız ilminin derecesini, yüksekliğini fark ediyor. Çünkü insan küçük ilmiyle ne kadar az şey bildiği halde biraz bilgi sahibi olsa insanla alim diyorlar, alim sıfatı takıyorlar. Oysa Allah bütün kainatın halikidir. Kainatın incesinden kalınına kadar, zerresinden küresine kadar her şeyle ilgili Cenab-ı Allah bilgi sahibidir ve uygulama sahibidir, icraat sahibidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kudreti de, ilmi de, iradesi de, rahmeti de sınırsızdır. İnsanın şefkati ise çok sınırlıdır. İnsanın bilgisi son derece sınırlıdır. Eğer bir orana vurursa ki orana vurma imkanı yok aslında. Denizde bir damla kadar, bir iğne ucuna bulaşan bir su kadar insanın iradesi, kudreti, ilmi, rahmaniyeti ve diğer sıfatları, diğer insanın duyguları, istidadı bu kadar azdır, cüz'idir. Bu ölçülerle insan Allah'ın sınırsız ilmini, sınırsız iradesini, sınırsız rahmetini, sınırsız merhametini, sınırsız şefkatini, sınırsız kudretini, sınırsız ilmini ve kudretini, bunların tecellilerini insan ölçüyor, fark ediyor. Hem yerde en nazik, nazenin nazdar, aciz, zayıf yaratıp, yani insanı Cenab-ı Allah yerde en nazik yaratıyor. Nazenin yaratıyor. Nazdar yaratıyor. Aciz ve zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rubiyet-i subhaniyeyi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek. Evet, çok yüksek hakikatler okumaya devam ediyoruz. Buraları açmaya çalışalım. İnsan nazik yaratılışlıdır, nazenindir, nazlıdır, nazdardır, acizdir, zayıftır.
Bu şekildedir insanın yaratılma, insanın gücü kudreti zayıftır. İnsanı böyle yaratıp, halbuki bütün yeryüzünün bitkisel ve hayvansal mahlukatına, hayvanlarına ve bitkilerine bir nevi tanzimat memuru, insan tanzimat memuru. Yani nizam altına alıyor. Yani ağaçları düzüyor, ağaçları bahçelere yerleştiriyor, ağaçları ekiyor, suluyor, ağaçları budama yapıyor. Ağaçları şekilden şekilde sokuyor, işte değiştiriyor. Tanzimatını yapıyor. Hayvanların da tanzimatını yapıyor. İşte keçi barındırıyor, koyun barındırıyor. Bunların kıllarını kırkıyor. Bunlarla ilgili farklı şekillerde bunları besliyor. Bunlardan faydalanıyor. Hayvanların her çeşitlerinden insan faydalanıyor. Tanzimatını, düzenlerini insan yapıyor. Ağaçların düzenlerini, nizamlarını insan yapıyor. Hayvanların düzenlerini insan yapıyor. Bunlarla ilgili tanzimat memurudur insan. Korktuğu hayvanlar için bir barınak yapıyor. İşte korktuğu hayvanların semtine uğramıyor. Buna karşı önlem alıyor, tedbir alıyor. Dolayısıyla insan mahlukatla ilgili tedbir alabilen bir sıfatı var. Tanzimat memurudur. İnsanı böyle yaratmış Cenab-ı Allah. Onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, yani hayvanların, ağaçların, kuşların, balıkların tesbihat tarzları var. Allah'ı anma tarzları var, biçimleri var, ibadetleri var. Bunların ibadetlerine, tesbihat tarzlarına insan müdahale ediyor. Yani şu ağaç burada bitecekken bu ağacı buradan alıyor, falan yerde ekiyor ve o ağacın tesbihatı orada devam ediyor. Bu hayvanı oradan alıyor, işte bu hayvanı efendim ıslah ediyor, kendine mal ediyor. Bu keçileri, koyunları, inekleri, eşekleri, buna benzer hayvanatı insan evcilleştiriyor ve bunları kullanmaya başlıyor ve bu evcilleşen hayvanlar ıslah oluyor, insan gibi davranmaya başlıyor. İnsan gibi uysal ve ağırbaşlı olmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu hayvanların ibadeti orada devam ediyor. Dağda kalan dağcıl ya da yırtıcı olan hayvanlar tesbihatlarını o şekilde devam ediyor. Yani insanlar hayvanlara ve ağaçların yaşayışlarına müdahale ederek etme kabiliyeti vardır. İnsanda böyle bir sıfat vardır. Bu sıfatla insan hayvanların ve bitkilerin tesbihatına müdahale ediyor. Evet, ve dolayısıyla kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük miktyasta bir temsil gösterip, Allah'ın büyük icraatına küçük miktyasta, küçük ölçekli bir temsil gösteriyor. Yani insan yeryüzü mahlukatını tanzim ediyor. Bütün kainatı tanzim eden de Cenab-ı Allah'tır. Yeryüzü mahlukatını tanzim eden, evini yapan, kuran ve içindeki hayatını tanzim eden insan, bütün kainattaki Allah'ın kainatı tanzim edişine bir küçük temsil ifade ediyor. Ve rububiyet-i sübhaniyeyi fiilen ve kalin kainata ilan ettirmek. Allah'ın rububiyetini fiiliyle, kaliyle, söz diliyle, fiil diliyle kainata ilan ediyor insan. Bu şekilde davranmakla Allah'ın da büyük fiillerini ilan etmiş oluyor. Meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin. Meleklerine tercih ediyor insanı ve insanı hilafet rütbesiyle vazifelendiriyor. İnsan yeryüzünün halifesi sıfatıyla vazife yapıyor. Böyle bir insan bütün bu vazifelerin gayesi ve neticesi ve semeresi olan ebedi saadeti, insan bütün bunları yapmakla ne gayedir? İnsanın gayesi nedir? Meleklere üstün olmakla, Allah'ın sıfatlarını yeryüzüne temsil etmekle, Allah'ın sıfatlarını ifade etmekle, tanımakla, bilmekle ve bildirmekle, bunları yaşamakla insan aslında ebedi hayata hazırlanıyor. Ebedi hayata ulaşmak insanın gayesidir, neticesidir. Bu hayatın gayesi, meyvesi ebedi hayatta olacaktır. Dolayısıyla insan böylece ebedi hayata hazırlanıyor. Buna rağmen insana böyle bir sıfatla, böyle bir vazifeyle yarattığı halde ebedi saadeti vermemesi Cenab-ı Allah'ın imkan dışıdır. Vermemesi mümkün değildir. Onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibetzede, en dertmend, en zelil bir derekeye atıp en mübarek nurani ve aleti tesit bir hediye-i hikmeti olan aklı o biçareyi en meş'um
ve zulmani bir aleti tazip yapıp hikmeti mutlakasına, büsbütün zıt ve merhameti mutlakasına külliyen münafi bir merhametsizlik etsin, haşa ve kella. Burada öyle hakikatler var ki saygıdeğer izleyiciler, Cenab-ı Allah kendi sıfatlarının aksiyle itham edilmiş olur. Eğer ahiret inkar edilirse, eğer cennet inkar edilirse, eğer Allah'ın ahireti vermeyeceği kabul edilirse Allah'ın sıfatlarına ters, aykırı bir biçimde bir iddia içerisine girilmiş olur. Çünkü insan mahlukatın en bedbahtıdır. En biçaresidir. En musibet zedesidir. En dertmenidir. En dertlisidir. En zelilidir. İnsan ama bu sıfatlarla inanmadığı zaman, ahirete inanmadığı zaman, ebedi hayata inanmadığı zaman böylesine bir biçarelik, böylesine bir musibet zedelik, böylesine bir dertli oluş sürecine girmiş oluyor. Oysa insan kainatın sahibine inanırsa, Allah'a inanırsa, ahirete inanırsa, ebedi saadete inanırsa, ebedi cennete inanırsa, buna göre kendi hayatını tanzim etmeye başlarsa, kendi hayatını şekil vermeye başlarsa, o zaman insan en mübarek, en nurani ve alet-i tes'id, saadet verici alet olan, bir hikmetin hediyesi olan akıl gibi bir cevheri kullanarak insan mutlu olur. İnsan bütün davranışlarından mübarek bir vaziyete, yüksek bir makama ulaşır, nurani bir makama ulaşır. Allah'ın hediyesi olan aklı kullanarak biçare bir durumdayken, en meş'um, en uğursuz, en zulmani bir alet iken en yüksek bir makama ulaşmış olur. Eğer aklı kullanmazsa, eğer Allah'ın verdiği akıl insana bu yolu göstermediği takdirde insan en biçare, en çaresiz, en dertli, en musibetse de en bedbaht bir dereceye, bir derekeye düşmüş olur. En uğursuz, en zulmani, en karanlık bir tazip aleti olan aklı bu şekilde kullanmak insan için bir bedbahtlıktır. Akıl insana bir tazip aleti, bir azap verme aleti olur. Çünkü akıl şunu soruyor. Eğer ölüm varsa sonrasında ne var? Hayat bitiyorsa sonrasında ne var? Akıl bunu soruyor saygıdeğer izleyiciler. Ölüm varsa ölümün sonrasında ne var? Ahiret var mıdır? Ne kadar sürecektir? Ebedi hayat var mıdır? Akıl bunu soruyor. Akla bunları vermediğiniz zaman, bu bilgileri, bu inancı, bu imanı, bu itikadı, bu kanaati vermediğiniz zaman akıl bir tazip aleti olur. Akıl bir azap verme aleti olur. Durmadan dövmeye başlar. Hakaret etmeye başlar. Bize rahat vermez, bize huzur vermez. Ölümle hayat bitecekse şimdi bitsin der. Öldükten sonra hayat yoksa o zaman niye yaşıyorum der. Yaşamanın manası nedir der. Yaşama için bir gaye bulamaz akıl ve bize huzur vermez, bizi tazip etmeye devam eder. Azap vermeye devam eder. Ve böylece de Cenab-ı Allah hikmet mutlakasını büsbütün zıt, mutlak hikmetine büsbütün zıt ve merhameti mutlakasına, mutlak merhametine külliyen münafi, aykırı bir merhametsizlik içine girmiş olur ki Cenab-ı Allah'ı böyle bir merhametsizlikle, böyle bir hikmetsizlikle, böyle bir hikmeti olmamakla, merhameti olmamakla, rahmeti olmamakla itham etmek Allah'ın hakikatine, şuunatına, esmasına, zatına asla ve asla uygun değildir. Allah'ın zatına aykırı bir düşünce olur. İnkar düşüncesi Allah'ın zatına aykırıdır. Dolayısıyla haşa ve kella diyoruz. Biz Allah'ı böyle bir merhametsizlikle itham etmiyoruz. Hikmetsizlikle itham etmiyoruz. Allah-u Azimuşşan hikmet sahibidir. Merhamet sahibidir ve sınırsız merhameti vardır. İnsanı da bu sınırsız merhametiyle kucaklar ve insana istediklerini öldükten sonra da verir. Ahirete de verir. Ebedi hayata da verir ve insanı mutlu eder saygıdeğer izleyiciler. Elhasıl nasıl hikaye temsil edip bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüş idik ki hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düsturu hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki insanın cüzdanı ve defterine baktığımızda şunu görüyoruz. İnsanın rütbesi, makamı, insanın vazifesi, görevi, insanın maaşı, ücreti, aldığı ücret, insanın hareket düsturları, yani ahlakı, huyu, suyu, davranışları, hem insanın cihazatı, yani kullandığı eli, ayağı, kulağı, aletleri, alet edevatı,
hem cihazatı hem de duyguları bize şunu gösterir ki o zabit, o insan o muvakkat meydan için değil, o geçici dünya hayatı için yaratılmış değil. Dünya hayatı geçicidir. İnsan bu dünya hayatı için yaratılmamıştır. Bunu anlıyoruz. Belki müstakar bir memlekete gidecek. Müstakar, devamlı, daimi, istikrar sahibi, kararlı bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. İnsan kararsız bir alemde yaşamak için yaratılmamıştır. Kararlı, müstakar, istikrar sahibi bir aleme gidecek de insan onun için çalışıyor. Aynen onun gibi insanın kalp cüzdanındaki letaif, kalp cüzdanındaki duyguları ve akıl defterindeki havas, akıl defterinde kayıtlı olan duyguları, latifeleri ve istidadındaki duygular, hisler, havas, duyguları tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler. İnsanın duyguları, insanın istidadı, insanın latifeleri, insanın görmesi, işitmesi, konuşması, duyması, koklaması, insanın iç ve dış duyguları tamamen ahirette yaşayacak biçimde yaratılmıştır. Dünyadaki ebedi fani hayattan geçerek ebedi bir hayata doğru insan bundan dolayı yöneliyor. Çünkü insan ebedi hayatta yaşayacak biçimde yaratılmıştır. İnsan buna göre teçhiz edilmiş, buna göre donanım sağlanmıştır. Ez cümle mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye. Bakınız hayal kuvvetimiz var bizim. Aklın bir hizmetkar, bir tasvircisi yani akla resimleri, olayları, hadiseleri hayal veren, servis eden kuvvet, hayal kuvveti. Denilse ki sana 1 milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilecek. Fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın denilse hayal ne diyecektir? 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı ölçüsünde bir hayat ama 1 milyon seneden sonra hiç olacaksın. Tamamen sıfırlayacaksın. Ahiret falan yok denilse ne diyeceksin? Ne diyecektir? Tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecektir. Üzülecektir. Esef duyacaktır. Oh yerine ah diyecek. Yine ebedi hayat olmadı. Hayat bitecek. Son bulacak diyecektir. Ölümün yani sonsuz bir hiçliğin ıstırabını yaşayacaktır. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. En büyük bir fani nedir? Kuvve-i hayaliyedir. Hayal kuvveti çok güçlüdür, büyüktür. Bütün dünyayı dolaşır. Bütün dünyaya karşı hayalin ilgisi vardır. Her şeyi kendine canlandırır. Böyle bir fani ki hayal kuvveti en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniye. İnsanın en küçük bir aleti hayal kuvvetidir. En büyük bir fani de cennettir. Ebedi hayattır, ebediyettir, sonsuzluktur. Dolayısıyla son 1 milyon senelik bir hayat büyük bir fanidir. Kimse 1 milyon sene yaşamamıştır. Halbuki en küçük bir alet olan insan hayalini doyurma imkanı yok. 1 milyon senelik bir hayat bile insan hayatını doyurmuyor. Hemen arkasındaki hiçlik ve ölüm ve ahiretin olmayışı insan hayalini perişan ediyor. İşte bu istidattandır ki insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş, kainatı kuşatmış efkarları ve ebedi saadetlerinin envana yayılmış arzuları gösterir ki ebedi saadetin her türüne uzanmış ilgileri, yayılmış arzuları gösterir ki insanın kainatı kuşatmış, kainatı ihata etmiş, kainatı içine almış fikirleri vardır, ebediyete kadar uzanmış emelleri vardır, arzuları vardır. Ebedi saadetin her türüne insan ilgisi vardır. Bu arzular gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Ve bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. İnsan ebed için yaratılmıştır, ebediyete gidecektir. Bu dünya nedir? İnsana bir misafirhanedir, bir misafir olarak kaldığı, yolcu olarak kaldığı bir duraktır, geçici bir duraktır ve ahiretine bir intizar
salonu, bir bekleme salonudur, salonudur. Evet saygıdeğer izleyiciler, bu ahiret salonu olan, ahirete bekleme salonu olan dünyamızın güzel geçmesi, ahirete bizi hazırlaması ve ebedi ahiret hayatını, cenneti kazandırması duasıyla Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Thank you.